Merhaba sevgili seyirciler. Tarih Söyleşileri programında bu hafta çok sempatik bir konuyu ele alacağız. Hemen hemen hepimizin her görüşümüzde, her yüzüne bakışımızda, her avucumuzun içine eline alışımızda, gözünde, yüzünde, saçının telinde bazen dünyaları unuttuğumuz, bazen yeni dünyalara yelkenler açtığımız bir konuyu ele alacağız. Çocuğun tarihini veya tarihte çocuğu. Çocuk her zaman çocuktur desem, büyük bir tarihçi olarak ne dersiniz sevgili hocam? Elbette, yani masumiyeti var, çok büyük bir sevgisi olan ve geleceği inşa edecek olan küçükler olması açısından bütün milletlerin, devletlerin, toplumların ümit bağladığı, geleceğini inşa edeceği bir olgudan bahsediyoruz, bir nesilden bahsediyoruz, çocuk. Aslında bugün toplumsal gelişmişliği ya da medeniyetin göstergesini farklı unsurlar üzerinden, farklı değerlendirmeler üzerinden ölçüyoruz. Bazen ekonomik gelişmişliği, bazen teknolojik gelişmişliği ve farklı unsurları bir medeniyet göstergesi olarak yorumluyor olsak da tarihin akışına baktığımızda değişmeyen bir gerçek var. İnsana bakış. Evet. İnsan içinde de kadınlara ve çocuklara bakış. Evet. İnsani gelişmişliğin de medeni gelişmişliğin de en önemli göstergelerinden birisi. Tabii tarihte de toplumdan topluma, bölgeden bölgeye inanç. Dağlar kadar fark var yani. Evet, çok büyük fark var. Değil mi? Şimdi cahiliye çağındaki kız evlatlarına yapılan muameleyi düşünün. Ondan sonra, ondan kısa bir süre sonra İslam'daki sağlanan eşitliği ve şefkati, merhameti düşünün. Hakikaten her dönemde ayrı bir incelik var. Veya Roma tarihinde. Evet. Bir dönem anne babanın çocuğun üzerindeki her türlü tasarrufunu bir hak olarak gören, öldürmek, satmak, kiralamak, evet, ve en ağır cezayı vermek dahil her türlü tasarrufu hak gören bir dönem de var Roma tarihinde. Yine buna mukavil çok daha gelişmişlik bir hukuki yapıyı savunandı. Veya Amerika'ya bakalım isterseniz yakın dönem tarihi olarak. Bir dönem Kızılderililerin çocuklarına veya Afrika'dan getirilen insanların, ailelerin çocuklarına. Yani kölenin çocuğu da köledir ve ilelebet hürriyet nedir bilmez diyen anlayışa da baktığımızda veya bugünkü yaklaşıma baktığımızda hem en uç örnekleri görmek mümkün hem de süreci farklı açılardan okumak mümkün. Mümkün. Peki bu bütünlük içerisinde Türk tarihini değerlendirdiğimizde İslam'dan önce veya sonra, evet, nasıl bir süreklilikle karşı karşıyayız? Elbette kendi içinde inişler çıkışları vardır ama ana çizgiye baktığımızda, evet, nasıl bir... Yani biz bunu biraz tabii kaynaklar vasıtasıyla takip edebiliyoruz. Doğrudan doğruya birebir başka türlü ulaşacağımız vasıta yok. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda diyelim ki Kutat Kubilik'te veyahut Dede Korkut hikayelerinde veya buna benzer erken tarihteki yazılmış olan eserlerde çocuklara yer verildiği görülüyor. Ama şu kanaat bende şahsen biraz hakim. Yani geleceğin en büyük varlığı olmasına mukabil daha fazla bilginin olmasını insan beklerken böyle olmadığı görülüyor. Yani evet, bir takım değerlendirmeler terbiyesiyle ilgili, çocuğun nasıl yetiştirileceğiyle ilgili vesaire var ama gönül arzu ediyor ki keşke bu kaynaklarda daha fazla bilgi olsa da biz bugün biraz daha rahat konuşsaydık diyoruz. Yani tabii gönül neyi arzu etmiyor ki? Evet. Ama arzu ettiğinin ne kadarına ulaşabiliyor, evet, ki? Bir de böyle bakmak lazım ama
Ben başka bir soru soracağım o zaman. Çocukluğun tarihini incelediğimizde de bununla karşı karşıyayız. Peki mevcut belgeleri tarihçiliğimiz ne kadar sağlıklı değerlendirdi? Mevcut belgelerinin ne kadarına vakıf oldu da çocuk tarihini, çocukluğun tarihini yazdı? Ortaya konulan eserlere baktığımızda bir taraftan kaynak azlığından söz edebiliriz ama var olan kaynağı ne kadar değerlendirdik? Evet. Buradan baktığımızda evet. Nasıl bir sonuçla yani karşı karşıyayız? O manada belki en değerli kaynağımız şeriye sicilleri. Siz de bir o konudaki makale yazdınız o şekilde. Belki en zengin kaynak da odur. Onu da söyleyeyim. Evet, fetvalarda da geçiyor. Yer yer nadiren de olsa vekainameleri de geçiyor ama yine en zengin kaynağımız olumlu veya olumsuz bir takım olaylarla ilgili de olsa şeriye sicilleri. O da henüz de tam değerlendirilmiş değil yani. Belki bundan sonra şimdi bir sürü siciller doktora tezi olarak, yüksek lisan tezi olarak yayınlandı. 100 ciltlik malum o seri yayınlandı. Belki bundan sonra bu konu biraz daha gündeme gelecek. Bir meslektaşımız Yahya Aras, baktım kitabına, ağırlıklı olarak bu sicillere yer vermiş kitabında. Şu kitap, ondan evet, istifade ederek evet. Yapılan bir çalışma. Evet. Ve fetvalara yer vermiş yer yer, işte hukuktaki yeri vesaire. Sanıyorum bu giderek canlanacak bir konu, yani cazip de bir konu. Yani Yahya Bey'in kitabı, ben de üniversitede kadın ve çocuk tarihi dersi okuttum uzun yıllar. Çocuk tarihi konusunda çok ciddi bir kaynak eksikliğiyle karşı karşıya kaldım ve ders notlarımı oluştururken de epey zorlandım. Evet. Bu anlamda Yahya Arız'ın çalışması hem metodolojik denemesiyle hem de kaynak evet. değerlendirmesiyle. Evet, bir de yabancı kaynaklar yani Avrupa'daki duruma da epeyce yer verdiği yani mukayeseli bir çalışma olduğu gözüküyor. Yalnız bir noktayı gözden kaçırmamak lazım. Ahlak kitaplarımız bu konuda bize epeyce bilgi sağlıyor. Yani gerek Osmanlı döneminde mesela işte meşhur Kınalızade Ahlak-ı Alâisi veyahut Celalzade'nin Mevâhibül Hallâk fî Mekârimül Ahlâkı ve buna benzer diğer kitaplarımızda mutlaka çocuk terbiyesine, çocuğu nasıl yetiştirileceğine dair önemli bilgiler veriliyor. Tabii oradaki yaklaşımlar her ne kadar yer yer böyle felsefi değerlendirme, o sırada İslami bir yaklaşım. Mesela şey de öyle, Taşköprülüzade de o şeysinde. Hocam İmam-ı Gazali var. İmam Eyyühel Meledi yazmış mesela. Yani şimdi bizim ahlaki öğüt, terbiye ve çocuk yetiştirme anlamında literatürümüz zengin. Ama bu işte tarih yazıcılığı değil de daha çok dini ve tabii, ahlaki yani İslami literatür zengin. Evet. Peygamber Efendimiz'in hadisleri evet. bir defa başlı evet. başına çocuğa evet. bakışı, çocuğun evet. yetişmesi açısından. Hem hadisleri hem de çocukları gördüğü zaman ki o yani sadece torunu Hasan'la Hüseyin Efendimiz değil. Hangi çocuğu görse başını okuyor. Şimdi hocam. Hele bir yetim öksüzse onu artık bağrına basan. Bir geleneğin biz şimdi temsilcisiyiz. Aklıma bir hadise geldi. Böyle bir gün yolda yürürken çocuklar oynuyorlar. Kenarda da bir çocuk mahzun mahzun onları izliyor. Varıyor ona soruyor. Yetim olduğunu öğrenince istemez misin senin baban Muhammed, annen Ayşe olsun evet. diye çocuğu sahipleniyor. Böyle onlarca hadise var. Çok. Yani mescitte namaz kılarken ki muamele... Mesela benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpüp okşamadım diyen, kendisi Hazreti Hasan ve evet. Hazreti Hüseyin'i evet. öpüp okşarken, benim 10 tane çocuğum var, hiçbirini ben öpmem diyene, merhamet etmeyene merhamet evet. edilmez diyen. Bu ay yani dini yaklaşım, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Aslında bu anlamda hani ben çocuk tarihi okuttuğum için en azından ders verdiğim ders çerçevesinde konuya vakıf olduğum için şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Peygamberimizin yaşantısı ve tavsiyeleri çocuklara yönelik çok uygulamaları. Çok meşhur bir hadis var bu bağlamda. Men lem yerham sagirena ve lem yarif hakkı kebirena feleyse minna diyor. Yani küçüklerine merhametle muamele etmeyin, büyüklerine de saygı göstermeyin bizden değildir. Yani bu anlamda teorik çerçeveyi çizen ve o teorik çerçeveden beslenen pratik hayata yansıyan
pek çok olay var ve bu geleneği devam ettiren bir İslam medeniyeti var. Evet. Türkistan medeniyeti var. Osmanlılar'da da var. Bunları belki biraz sonra birkaç dakika konuşacağız ama bu pratiğin ve yaşanmışlığın yazılmaması niye? Birçok şey o manada yazılmama derken yani birçok konu nasıl olsa biliniyor, gündelik hayatta yaşanıyor diye herhalde ihmal edilmiş. Yani o manada bizim çok büyük eksikliğimiz var. Tarihçide... Benim mesela bu konuda biraz farklı bir konuya belki kayacağız ama en çok üzüldüğüm konumuzla da ilgili olabilir. Biliyorsunuz Osmanlı'da bütün devlet hizmetleri adeta bir sözleşmeli gibi farklı şehirlerde, farklı yerlerde olurdu. Yani bir kimse bir yere atandığı zaman memuriyetin sonuna kadar orada kalmaz. 3 sene, 2 sene orada görev yapar, bir başka yere giderdi. Ve her bir görevli en az 8-10 yerleşim biriminde, şehirde vazife yapardı. Ama elimizde 5 sayfalık bile bir tutulmuş şey yok. Ben diyelim ki Üsküp'te görev yaptım, orada halk şöyleydi, çocuklar böyleydi gibi. Veya müderrisleri düşünelim, kadıları düşünelim. Keşke onlar birer sayfa yazsalardı. Bırakın öyle devasa şeyleri. Şimdi bizim tarihimiz değil mi? Çok daha renkli ve kalıcı olurdu. Hocam artık tarihçiliğimizde şikayete yer olmaması lazım. Bunca üniversite, bunca öğretim üyesi kadrosu, bunca tarih mezunu, evet. Bunca kendini Allame-i Cihan addeden tarihçimiz, evet. Bunca arşiv kaynağı, yazılı metin. Lütfen biraz şikayeti bırakıp sahaya doğru. Projeler destekleyen bir sürü kubaşta TÜBİTAK vesaire olmak üzere. Türkiye çok değişti hocam. Ne büyük destekler var. Yeter ki böyle ayağa yere basan sağlıklı bir yani çalışma yürütülmüş olur. Şu resme bir girelim mi? Buradaki resme tabii hocam, buyurun. Geç olur mu? Bu sizin yani sevdiğiniz bir resim. Görünce hayran kaldım şeyde. İslam Ansiklopedisi'ni, Diyanet İslam Ansiklopedisi'ni açtığınız zaman bu resim çıkıyor. Gerçi dönem dönem değiştiriyorlar resimler ama son epeyden beri bu resim çıkıyor. Benim öteden beri üzerinde durduğum bir konu var. Yani bazı resimler de aldım. Bunu da öyle kaydettim. Burada mesela sizin dikkatinizi çeken bir şey var mı acaba? Şöyle son derece böyle üzerinde durulmaya değer bir konu olarak da. Hocam kendimi 1987'de Edebiyat Fakültesi Amfi 10'da önüne arşiv belgesi yeni konulmuş bir tıfıl öğrenci gibi hissetmeye başladım. Evet, şimdi küçük çocuklar, erkek çocuklar velev ki 6 aylık dahi olsa başında mutlaka fesi oluyor. Böyle resimler var. Mesela Yusuf Hikmet Bayır'ın bir çocukluk resmi var. Ablasıyla beraber. Yanında babası, annesi vesaire. Yusuf Hikmet Bayır ufacık bir çocuk ama başında fesi var. Yanındaki ablasının başı açık. Bakın aynı şeyi burada görüyoruz. Bakın çok ufak çocuklar var. Hepsinin başı fesli. Ama belki onların ablası mesela, durumunda olan bu kızımızın başı açık. Kız başı mesela. Açık. Yani bu bir o dönemin telakkisini gösteriyor. Bunu rahmetli babaannem bana çok söylerdi. Böyle dışarıya bazen bir Kayseri'nin içerisinde şapkasız falan çıktığımız zaman oğlum çocukları, gayrimüslim çocuklar başa çıkar, başına bir şey sanki böyle bir namahrem gibi mecburen giyerdik başımıza. Gelenek. Evet, bu böyle bir şey görülüyor bakın burada. Bu çok enteresan bir resim. Evet. Hocam aslında elimizde Türk tarihine baktığımızda İslam'dan önce de çocukların şahsiyet kazanmasını ve ortaya bir varlık koymasını son derece önemsendiğini görüyoruz. İsim verme konusu aslında çocukların şahsiyet kazanmasındaki en önemli göstergelerden birisi olarak ele alınıyor. O meşhur hepimizin çok keyifli okuduğumuz Dede Korkut hikayene boy boyladım, soy soyladım diye başlayıp bir başarı gösteren çocuğa isim verilme hadisesi çok çarpıcı ve etraflıca değerlendirilmesi gereken bir hadise. Bir de tabii bizim geleneksel kaynaklarımıza baktığımızda terbiye çok esaslı bir unsur olarak üzerinde duruluyor. Ele alınıyor. Çok yani İslami yönü var, geleneksel yönü var o şekilde. Hatta ilginç bir şekilde hocam çocuğun terbiyesi kademelendirilirken bugün modern tıp ve eğitim psikolojisine konuşulan bir konu asırlarca önce konuşuluyor.
çocuğun terbiyesinin 2-3 kademesi doğmadan önce tamamlandı. Eş seçimi bir, sonra çocuğun anne rahminde, karnındayken geçirdiği 2-3 safa ve sonra doğduktan sonra başlayan safa. Yani böyle bir ilginç bir şekilde çocuğun... Sıfırdan başlıyor ya bir nevi adeta diyorsun. Evet, ele alınması söz konusu. Biraz bu anlamda sizden biz temel tarih kaynaklarımız ışığında çocuğun doğum süreci, gelişimi konusunu ele alan örnekler konuşalım dedik. Ama şimdi de burada bir doğum resmi var. Çok güzel. Biraz geç bir resim galiba. 18. yüzyıl. 18. Yani Levni dönemi. Bu bir doğum işte bir eve. Bir doğum. Çocuğun doğum sahnesi burada. Çok da nadir resimlerden. Az böyle resimler evet. Birisi zaten çok fazla değil. Evet hocam buyurun. Ben şunu merak ediyorum tabii doğrudan doğru incelediğimiz bir konu değil. Acaba minyatürlerimize ne kadar yansımış? Görüyoruz yer yer minyatürleri ama mesela bunun esaslı bir şekilde ele alınması son derece manidar, enteresan olur. Hocam bu önümüzdeki minyatür Hünername'de yer alan bir sünnet şöleninden. Biliyorsunuz çocuğun aslında doğumu bir sürü örf, adet ve geleneği beraberine getirir. Evet. Mesela ne olur bizim geleneğimizde? Çocuk doğunca önce hemen bir kucağa şey yapılır, kundaklanır. Evet. Göbeği kesilir. Sonra sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirir. Okunur, evet. Sonra ne yapılır? Ağzına hurma veya tatlı bir şey sürülür. Sonra ne olur? Saçı kesilir. Bir de gelenek biliyorsunuz o tasattukta da sadaka da veriliyor. Evet. O noktada. Sonra kırkı çıkma geleneği var. Kırk uçurma denir biliyorsun. Kırk gün geçe onun çok ilginç bir seronomisi vardır. Bu tarihte de var. Bugün aslında örnekler değil. Bugün de hala ona dikkat edilir. Okula başlama merasimi vardır. Evet, tabii. Sünnet merasimi var. Sünnet merasimi son derece önemli bir hadise. İşte burada padişahların çocukları sünnet edilirken sadece onlar sünnet edilmez. Onlarca, yüzlerce, binlerce çocuk sünnet edilir. Bu minyatürde hocam mesela şu çocuk sünnet ediliyor. Şu çocuk sünnet ediliyor. Evet. Şu çocuk sünnet ediliyor. Şu da sırasını bekliyor hocam. Kucağı alınan. Evet, kucağı almış. Evet. Sırasını bekliyor. Annesi üstelik. Burada da böyle bir durum var. Yine resmin şu köşesinde çocuklar sünnet olmak için sırasını bekliyor. Şu sarı giymiş çocuk sanki kaçmaya çalışıyor da babası onu ikna etmeye çalışıyor. Böyle sıkı sıkıya yakalamış. Yalnız burada dikkatimi çeken bir şey var hocam. Daha önce dikkatimi çekmemişti. Burada da bir anne var. Burada da bir anne var. Belki bu çocuklar ya yetimler. Burada bir anne var. 3-4 tane anne var. Ve babalar var. Muhtemelen bu çocuklar yetim de olabilirler. Hani sünnet etme işi biraz erkeklerin üstlendiği bir iştir ya. Mesela şu sol üst köşede çocuk ikna edilmeye çalışıyor galiba. Evet. Zorlanıyor. Her birinin ayrı bir yüzünden ayrı bir psikoloji çıkarmak hakikaten mümkün. Gerçi onu yapıyorsunuz siz ama şu anda ama. Evet. Baktığınız zaman enteresan haller görülüyor. Evet. Mesela bu resim hani minyatürlerde çocuk dediniz ya bu da yine 1530 şenliğinden yine Hünername'de çocuklar biraz detay evet. Gösteri yapıyorlar. Cirit. Yani o yaşta at binebiliyor. Tabii ama çok zaten o eğitimi alıyorlar. Buyurun yine burada bir gösteriye çocuk katılmış. Bu intizaminin surnamesinden anneleriyle beraber burada 3 hanım çocuk gösteri alanına gelmiş. Tabii bunlara bakarken çocuğun kıyafetine de bakmak lazım. Hani giyim, kuşam konusunda da. Zaten hep bu minyatürlerde o uyarıyı yapıyoruz. Yani belki simaları çok o kadar sağlıklı değil yani. Ama kılık kıyafetleri, duruş biçimleri
şeylerde topluluk içerisinde yer almaları güvenli. Onlar rastgele yapılmış şeyler değil. Bu da yine 1720 Surname'den çocukların bir gösterisi, eğlencesi kendisi gösteriyor. Yani toplumun bir bireyi olarak, toplumun bir üyesi olarak çocukların kabul gördüğü ve önemsendiği minyatürler de ortaya çıkıyor hocam. Siz bu anlamda en azından Osmanlı tarihi üzerinde... Yani sadece minyatür değil, acaba bir de mesela bu surnamelerin metinleri ne söylüyor? Yani şimdi diyelim ki 1723-24 o sünnet düğününü Seyit Vehbi surnamesinde etraflıca anlatıyor. Bunlar da yayınlandı. Bu Mert Ortulum yayınladı en son. Onu, evet, onu yap. Bir de bütün bu surnameler böyle 6-7 cilt halinde Profesör Mehmet Aslan tarafından yayınlandı Sivas'ta. Yani orada anlatılan ruh halleri de şüphesiz çok önemli. Evet. Hocam tabii tarihi okurken farklı materyaller son derece önemli. Minyatürler de bize çocukların toplum içinde varlığını gösteren önemli belgelerden birisi. Kadı sicilleri biraz önce ifade ettiniz. Aslında çocuğun hukuku, hakkı, yetişmesi, mali konusu vesaire de son derece önemli. Zengin ve renkli. Zengin renkli ve bir. Renkli kaynaklar. Evet, bilgi sunuyor. Başka ahlak kitapları, evet. Diğer ders kitapları fetva da... Fetva kitaplarında var. Epeyce fetvalar var. Yani çocuğun hukuku ile veyahut ihmal edilmesi... çocuğun nispet edilmesiyle falan ilgili fetva kitaplarında var. Yani biraz belki hukuk ağırlıklı gibi gözüküyor. Çünkü şeriat sicilleri öyle. Ama ahlak kitaplarındaki bilgiler bu manada kıymetli. Hocam şöyle, tabii ben Üsküdar ölçeğinde bir araştırma mesela yaptım. Evet. 16. yüzyıl Üsküdar'ında çocuk olmak diye. Ha. İsterseniz biraz... Bundan bahsetmek iyi olur. Şöyle düşünüyorum, yanılıyor muyum? Bir onu sizden cevabını alayım. Bir insanın varlığının ve insan olarak kabul edilişinin, bir statüsünün oluşunun en önemli göstergesi ve tartışılmaz kaynağı hukuk içerisinde sahip olduğu haklar veya hukuki olarak ele alınışıdır desek. Evet. Ne dersiniz hocam? Çok doğru. Bu şimdi bana biraz farklı bir yere belki kayacağım ama bu hukuk üzerine vurgu yapınca şu aklıma geldi. Biliyorsunuz bizde devşirme diye bir kurum var. Yani Hristiyan çocukları küçük yaşlarda, küçük derken de yani sabi değil elbette ki. İşte 8 yaşından 14-15 yaşına kadar oluyor. Devşiriliyorlar. Batılıların ağır ithamları var veyahut Balkanlardaki çocuklara alınan ailelerin bizim çocuklarımız işte alındı zorla Müslüman yapıldı şeklinde. Bunun bir hukuki cevabı var. O da bir hadis-i şerif. İslam inancına göre çocuk Müslüman olarak da fıtrat-ı selime üzere doğuyor. Bu şu şekilde söyleniyor. Küllü mevludun yûledü alâ fıtratil İslam. Doğan her çocuk fıtratı selime, yani Müslüman fıtratı üzere doğar. Devam ediyor hadis. Sümme yec'alu ebevahu Yahudiyen ev Nasraniyen ev Mecusiyen. Daha sonra ebeveyni onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar veya Mecusi yapar şeklinde. Ve buradan şu çıkmış oluyor. Yani Osmanlı'nın o devşirmiş olduğu çocukları bir zorla Müslüman yapması söz konusu değil. Zaten onlar bülü çağına gelinceye kadar, belli bir yaşa gelinceye kadar Müslüman fıtratındadır şeklinde. İşte bu da bir hukuki bir temeli teşkil etmektedir. Gerçekten hukuk alanında kaynaklar zengin. Bunun en önemli göstergeler hocam işte şeriat sicilleri. Bendeniz'in Coşkun Ünsal'la yaptığımız bir araştırmada Üsküdar şeriat sicillerine dair 5-6 sene oldu. 10 tane kadı sicilini taradık. Bu 10 kadı sicilinde 8676 kayıt var. Yani 8676 mahkeme kaydı var. Evet. Bu 8676 mahkeme kaydından 281'i çocuklarla ilgili hocam. Çok zengin. Yani 281'i çocuklarla ilgili.
Bir şurada da şeyini gösteriyoruz zaten tablosunu. 1289'u kadınlarla ilgili. Geri kalanı da diğer konularla ilgili. Peki çocukların hangi konuları ele alıyor bu belgelerde? İşte çocukların doğumu, büyütülmesi, bakımı, meslek mensubu olması, nesebiyle ilgili galiba. Dini mensubiyeti, evet. Nesebi, anne baba çocuk ilişkileri, çocuklara uygulanan hukuki korumalar. Bugün de var ya hani çocuk koruma. Şüphesiz. Mesela çok ilginç belgeler var. Çocuklara hukuki korumalar, çocukların ekonomik durumları, hakları. Mesela bir çocuk... Vasi tayin edilmesi falan değil mi? Vasi tayin edilmesi. Mesela annesi öldü, babası öldü. Onun mali haklarını kim koruyor, nasıl koruyor? Devlet bunu nasıl takip ediyor? Efendim, mallarının korunması, anne baba ilişkileri, çocukların maruz kaldığı taciz ve benzeri kötü muameleler ve bunlara karşı yapılan yaptırımlar. Evet. Çocuk isimleri, Müslüman, gayrimüslim çocuk isimleri, çocuk evlilikleri ve buna karşı alınan tedbirler ve müdahaleler, çocuk işçiler, çocukların evlatlık verilmesi gibi çok sayıda konu biz Üsküdar özelinde ele aldık. Ama biliyorsunuz 100 cilt İstanbul Kadı Sicili yayınladık. O, inşallah çok önemli çalışmaları bir nevi temel kaynağı olabilecek nitelikte. İnsanlar bilgisayarının başında oturduğu yerde ulaşabilecekleri 100 cilt hem de özel olarak seçilmiş. Bu hocam sadece Üsküdar özelinde değil, diğer okumalarımızda Trabzon'da da, Sofya'da da, Kahire'de de, Belgrad'da da, Bosna'da da aynı yaklaşımı temel olarak benimsendiğini görüyoruz. Çocuk sayıları konusu mesela çok tartışılır. Mesela bizim... yaptığımız bu belge taramasında Üsküdar ölçeğinde 25 ailenin 4 çocuklu olduğu, 23 ailenin 2 çocuklu olduğu, 19 ailenin 3 çocuklu olduğu, 11 ailenin 1 çocuk, 9 aile 5 çocuklu, 3 aile 7 çocuklu, yine 3 aile 6 çocuklu, 1 aile de 11 çocuklu. Evet, bu burada şu gördüğünüz gibi grafiğe de yansıtmışsınız. Evet. Şu tabloda var 11 çocuk, 4 çocuk. Yani %27 çocuk sayısına baktığımızda %10'u 5 çocuk. Evet. %12'si 1 çocuk ailelerin. Ailelerin %20'si 3 çocuklu. %24'ü 2 çocuklu. %27'si 4 çocuklu. %1'i de 11. Çocuklu. Böyle sonuçlar var. Evet. Tabii bu şu soruyu beraberinde getiriyor hocam. Hakikaten çocuk sayısı bu kadar az mı? Tabii ki bugünkü anlamda modern istatistikler yok. Ama bir gerçek var, ölüm. Salgın hastalıklar. Çok. Biraz daha derin araştırmalar yaptığımızda çocuk ölümlerinin çok... Yaygın olduğunu değil mi? Yoğun ve yaygın olduğunu evet. Görüyoruz hocam. Mesela... Bu Üsküdar üzerinde yaptığımız incelemede çocukların %16'sı Hristiyan, %84'ü Müslüman çocuklar. Yani bunlar Müslüman mahkemesine yansıyan kayıtlar olarak. Sadece mahkeme demeyelim, aynı zamanda noter olduğunu da hatırlatalım. Çünkü mahkemeye kimin işi düşer genellikle? Yok şöyle, daha çok adli konuya, adli ve hukuki nitelikli, evet. Burada mesela yine bunun üzerinden Üsküdar özelinde çocukların bölgesel dağılımını da görmek mümkün hocam. Şimdi bu mesela 280... İsimler ben söyleyecek. Şimdi isimler meselesi çok önemli. Evet. İsimlere gelmeden önce hocam istersen şuradan mesela bu kayıtlara baktığımızda 281 kayıtta hangi konular ele alınmış? Bunu bir vererek aslında çocukların hukuki hak ve durumlarını ve aynı zamanda çocuk problemlerini ele alabiliriz. Çocuğa yapılan veya çocuğun yaptığı uygunsuz hareketler. Bunlar %10 ölçeğinde. Mesela sahipsiz çocuklar %3 sahipsiz çocuk var.
Evlatlık çocuk oranı %3. Babası ölene ve kaybolana nafaka. Bu çok önemli. Çocuk babası öldü. Mirası yok. Bunu bir koruyucu aileye verder, bir vasiye verder. Evet. Bu nasıl geçinecek? Kim bakacak buna hocam? Devlet nafaka tayin ediyor. Devlet nafaka, evet. Mesela böyle %8. Boşanma ve boşanan ailelerin çocuklarının oranı %5. Köle çocukların oranı %12. Vasilik ve yetim malı. Bu son derece yüksek. Yani kadı sicillerine intikal eden Üsküdar ölçeğindeki 281 belgenin 163'ü. Evet, çok büyük bir rakam. Evet, vasilik ve yetim malının tayini. Şekilde de gözüküyor zaten. Evet hocam. %58. Bunlar aslında belki birer cümleyle ele almak lazım. Sizin yorumlarınızı dinlememizde fayda var hocam. İsimler isterseniz. İsimler. Şimdi bu makalenin özetini yapmayalım ama bir isimler konusuna da açıklık getirelim. Evet hocam, isimler sizce mesela en çok kız çocuklarının en çok aldığı isim hangisidir hocam? Evet, malum Fatma ismi o biliniyor. Erkeklerde Mehmet diyebiliriz. Bu her bölgede böyle geçerli değil evet, mi hocam? O şekilde yaygın evet. Ama şimdi değil artık. Şimdi şeyini, özelliğini kaybetti. Şimdi bakıyorsunuz öğrencilerimize. Artık Ayşe Fatma ismi hiç yok. Yani göbek adı olaraktan belki var ama hep işte yeni isimler malum. Yine Arapça kökenli, İslami bir arka planı var fakat Ayşe, Fatma, Hatice bunlar evet veya şimdi onlar göbek adı oluyor. Tabii şeylerde yoklama yaparken, bugün yine yoklama yaparken o isimler mecburen gözüküyor şeyde. Ama kullanmıyorlar. Yoklama çünkü nüfus kağıttaki şeyi veriyor malum liste. O şekilde. Bu çok önemli. Burada bir kısa bir hatırayı anlatmak isterim. Yani benim şahit değilim ama rahmetli Hakkı Bey'i ve Mustafa Kafalı'yı rahmetle analım. Bunların arasında Hakkı geçiyor. Dursun Yıldız mı? Evet, Hakkı Dursun Yıldız da Mustafa Kafalı hoca. Her ikisi de rahmetli oldu. İstanbul Üniversitesi'nin en ezde bir şeysi var. Bir yazlık tesisi var o şekilde. Ve aileler oraya gidiyorlar. Hemen denizin kenarında yüzlerce aile gidiyor. İstanbul Üniversitesi mensubu, öğretim üyeleri veya yüksek seviyedeki memurlar. Çocuklar orada alabildiğini oynuyor. Yani şeyde kumsalda, denizde falan oynuyor. Ama öğle vakti olduğu zaman anneler hemen odalarından çıkıp çocuklarını çağırıyorlar. Rahmetli Hakkı Bey şey demiş ki Mustafa Kafalı'ya, bak Mustafa şimdi burada anneler çocuklarını çağıracaklar. Üç kategori ortaya çıkacak demiş yani şey olarak. Bir kısmı böyle çocuklara işte kızım Ahmet, Mehmet, Hüseyin veya Ayşe Fatma diye çağıracak. Bunlar işte muhafazakar kesimden gelenler. Bir kısmı Gültekin, sonra işte şeyler, Metehan, Kaan vesaire. Bunlar milliyetçi kesimden. Bir kısmı da Özgür, Devrim gibi isimler söyleyecekler falan. Bekledik diyor. Şey Mustafa Kafalı anlatmıştı rahmetli. Aynen bu şekilde ceyaret ediyor. Üç kategoride isimler oldu diyor. Bu tabii enteresan bir olay. Günümüzde de bu biraz daha geçerli yani şeysini özelliğini kaybetmiş değil. Ama isim biliyorsunuz bizim çok tarihimizde önemli. Ve geleneğimizde çok önemli. O, isim anne, kimliktir babaya, hocam. İslam'ın yüklemiş olduğu görevlerimizi yani münasip bir isim, uygun bir isim vermesi. İsim kimliktir. Kimlik. Aynen öyle. Biraz evet. Daha kişilik inşası önemli sorunlardan birisi. Evet hocam, ikinci isim hangisi? Ayşe ismi demek. He. Ayşe, Emine. Emine, evet. Ayni, Aynişah. Allah'ım, öyle bir isim de kullanılıyormuş. Hocam. Evet. Vardır, nadiren diyorum ama değil öyle demek ki. Sıralamada beşinci sırada yer alıyor. Evet. Hatice'nin bile önüne geçmiş. Evet. Dördüncü sırada yer alıyor. Evet. Hüma evet, var. O da mesela Hüma, Hatice var. Nefise Rahime var. Ümmi, Raziye, Safiye var. Bunun dışında çok birer isim olarak evet. Mesela bir belki çocuklar... Onun dışında da demek aşağıda birer kere geçer evet, isimler. Şahbula, Rabia,
Narinşah, Zahide, Hesna, Rukiye, Nisa, Teslime, Hürrem, Şahi, Dürri Cihan, Elif, Saliha, Kamile, Meryem, Fatih, Selime, Halime, Tenzile, Hanzade. Evet. Şimdi erkek isimleri. Erkek isimleri var hocam. Demek ki değişmiyor. Evet. Mehmet. Muhammed değil, Mehmet, Mehmet diyorlar. Mehmet deniyor. Evet. Mehmet. Niye Mehmet, Mehmet denildiği de oluyor. Evet. İşte o peygamberimize olan saygıdan ben hatırlıyorum çocukluğumuzda böyle birisinin ismi Muhammed'i aldığı zaman büyüklerimiz hemen Allahümme salli ala Muhammed diye sanki peygamber ismi anılmış gibi yapardı. Hoş karşılanmazdı. Böyle ismi konur, denilirdi. Bu milletin peygamberi evet. olan hürmeti. Hürmeti evet. Ama o peygamberimize aitiyeti bildirmek için de Muhammed demiyor ama Mehmet veya Mehmet Mehmet'ti. Diyor. Burada bir resimle, isimle ilgili bunu bu kalsın ama bir ayrıntıya temas etmek lazım. Şimdi sarayda bakıyorsunuz padişahların annelerinin isimleriyle çoğu kere kızların isimleri arasında fark oluyor. Çünkü mesela cariye isimleri var genellikle. Ama kızlarına hiçbir zaman böyle cariyelerde olan isimler verilmiyor. Genellikle Ayşe, Fatma, Hüma gibi isimler oluyor. Cariye isimleri ise farklı. Evet. Hocam çocukların eğitimi amin alayıyla ilkokul eğitimi var. Tabi medrese ayrı bir boyut ama çocukların eğitimi bizim tarihi geleneğimize çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Bu konuda bizi biraz bilgilendirseniz. Estağfurullah. Çok fazla ayrım yapılmadan yani Sıbyan mekteplerinde kız ve erkeklerin devam ettikleri biliniyor. Bu hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde. Şu noktada söyleniyor. Bazı Sıbyan mekteplerinde o mahallenin tahsil görmüş, okuma yazma bilen hanımları da muallime olarak, yani Sıbyan Mektebi öğretmeni olarak görev yapıyorlar. Maalesef bizim son dönemde yapılan çizimlerde, bazı resimlerde bu şeyler çok yanlış bir şekilde yansıtılıyor. Yani böyle göbekli bir hoca, Sıbyan Mektebi hocası, elinde uzun bir sopa ile, yani çocukları daima tehdit eden, korkudan şekilde. Halbuki gördüğümüz kadarıyla yani 16-17. yüzyıldaki, 18. yüzyıldaki kaynaklarda aktarıldığı kadarıyla, özellikle vakfiyelerdeki kayıtlardan işte çocuklara iyi muamele yapılması, bu da kalsın, buna da biraz bakalım. Yani iyi muamele yapılması, onların yeteneklerine göre ders verilmesi gibi bilgiler olduğunu görüyoruz. Evet. Bir de romanlarımızda değil mi? Şiirde çocuklar, romanlarda çocuklar vesaire. Tabii roman deyince çok geç bir tarih aslında. 19. yüzyıldan bile sonraya geliyor. Tabii hikayelerde çocuk evet. konusu var. Örf, adet, folklor var. Evet. Bu son derece mahsus. Sıbyan Mektebi sayısı ne kadar mesela İstanbul'da hocam? Birkaç tane de Sıbyan Mektebi resmi gösterelim. İşte Evliya Çelebi'nin şeysini ne kadar bilmiyorum. Biraz mübalağalı olabilir mi? Galiba 6000 civarında falan Sıbyan Mektebi deniliyor. Şöyle bir ölçü var. Mesela Sıbyan Mektepleri kurulurken yeri son derece önemseniyor. Mesela kahvelerin yanına Sıbyan Mektebi veya Sıbyan Mekteplerinin yanında kahve olmuyor. Açılmasına müsaade edilmiyor. Bekar evlerinin bulunduğu yerlerde Sıbyan Mektebi'nin bulunmasına müsaade edilmiyor. Sıbyan Mekteplerinin şehrin ve mahallenin en görünen yerinde olması önemseniyor. Bir de göz mesafesi gibi bir uzaklık esas alınıyor. Bunlar tabii çok büyük yapılar değil. İşte mesela burada Ayasofya Camii'nin önündeki evet. Abdülmecit devrinde yapılan bir Sıbyan Mektebi'ni evet. görüyoruz. En güzel Sıbyan mekteplerinden birisidir. Daha çok ama Sıbyan mektepleri böyle fevkani olmuyor mu? Yani girişte bir belki bir böyle çeşitli malzemelerin korunduğu bir yer. Merdivenle üst kata çıkılıyor. Bunların bir diğer adı da biliyorsunuz taş mekteptir. İşte evet hocam bu dişi katlı zaten. Evet.
Başka örnekler var mı? Şeyler, var hocam. Yani, mesela evet. Yavuz Sultan Selim Sıbyan Mektebi. Evet, hemen güzel. Caminin yanlarında. Evet, bunlar biraz erken dönem tabii değil mi? Tabii bunlar işte 16. yüzyıl. Mesela mimari olarak da zaten şey, bunlar klasik bizim mimarimiz. Bu, bir de barok tarzında değil mi? Ayasofya'nınki 19. yüzyıl. Abdülmecit devri. Fosati yapım ama bu mesela 16. yüzyıl. Hı. Yavuz Sultan Selim. Evet. Cami. Çok yaygın ve göz mesafesinde bulunmasına, ailenin çocuğu yakından takip etmesine önem veriyor. Evet. Bir de bir şey dikkatimi çekti hocam. Bunu siz daha iyi açıklarsınız. Sıbyan mekteplerine ben baktığım zaman bir başka sayfayı okuyorum. O da şu. Kadınların eğitim tarihimizdeki yerini ve rolünü. Şimdi bakın bunların orada, önemli banileri hanımlar. Evet. Evet. Onlara vakfediyorlar. Neden? Yani o tabii gurur duyulacak bir konu. Hakikaten belki bir mektep yaptıramıyor ama mektebe parasını vakfediyor veya bir fazladan olan, yedekte olan evini vakfettiğini görüyoruz. Bu çok önemli. Bir diğer nokta da bu manada kız çocukları, özellikle kız çocukların okuması konusunda bir mahallenin biraz varlıklı bir yani eşraftan olan veya varlıklı bir ailesi kendi çocuklarıyla birlikte, kendi 3-5 çocuğuyla birlikte o mahalledeki diğer kız çocuklarını da bir sınıfta, bir dershanede toplayarak bir sınıf havası, atmosferi oluşturuyorlar. Buna ait örnekler var yani 16-17. Yüzyıllardan başlayaraktan örnekler görüyoruz. Bu da şuna cevap vermiş oluyor. Yani kadınlarımız, kızlar okumuyor. Onlar ihmal ediliyor sorusuna bir cevap. Yani varlıklı bir aile kendi çocuklarıyla birlikte diğer mahalledeki kız çocuklarını bir dershanede okutması meselesi. Evet. Şimdi hocam bir de tabii amin alayı var. Şimdi çocukların okumaya başlaması önemli bir olay. Yani bir ailenin en büyük mutluluğu. Burada sıklıkla tekrar ettiğimiz bir kavram var. Beti besmele veya amin alayı şeklinde. Bu nasıl cereyan ediyor? Belki bunun anlatılması seyircilerimiz için de çok faydalı olur. Hocam bu Bedi Besmele merasimi 4 artı 4 artı 4 veya 5 artı 5 artı 5 gibi formüle edilen rakamları da var. Yani 4 yaş 4 ay 4 günlük veya 5 yaş 5 ay 5 günlük iken okumaya başlama şeklinde formüle ediliyor. Bunun birkaç aşaması var. Ama çocuğun hayatında, okula başlamasında, mahallenin birbiriyle kenetlenmesinde, akrabalarla ilişkilerde, çocuğun okulu ve okumayı sevmesinde, hoca-talebe ilişkisinde çok sayıda faydanın gözetildiği ve dengelendiği bir merasim olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bedi Besmele ve Amin alayı olarak. Tabii buna Besmele Cemiyeti diyorlar, Mektep Cemiyeti diyorlar. Farklı isimler de var ama yaygın olarak Bedi Besmele ve Amin alayı diyoruz. Bu birkaç bölümden oluşuyor. Ben tabii sadece Amin alayı aslında bir saat, iki saat konuşabileceğimiz bir konu. İlahileri var, gül bankı var, gidiş merasimi var, geliş merasimi var, okumaya başlama merasimi var, hediyeleşme merasimi var vesaire. Bir defa mektebe başlayacak çocuğun güzelce giydirilmesi son derece önemli. İşte mesela burada çocukları görüyoruz şu resimde. Burada Kur'an-ı Kerim taşınıyor. Bu çocuklar ellerinde cüzleri gidiyorlar. Bu aslında bir amin alayı. Kim ait resim? Bu resim Van Moor'a ait. Biliyorsunuz 18. yüzyılın başlarında 1700'lü yılların ilk yarısında. Onun resimleri genellikle böyle biraz flu ve şeyli karanlık olur ama burada son derece aydınlık bir tablo karşımıza çıkıyor. Evet. Bunun için bir defa iyi bir alışveriş yapılıyor. Yani çocuğa iyi bir kıyafet alınıyor ve tabii o merasime katılacaklara, çocuklara. Bundan sonra yapılan diğer adım bir İslam büyüğünün türbesini ziyaret. Bu İstanbul'da genellikle Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi.
Anadolu yakasında ise karşıya geçmek zor ise Aziz Mahmut Hüdayi'nin türbesi oluyor. Bedi Besmele için evin selamlığında avlu veya bahçesinde veya kapının önünde, yani tören sahibinin evinin imkanına göre bir mekan seçiliyor ve hazırlanıyor. Tören orada yapılıyor. Törenin ardından çocuğun bütün arkadaşları, velileri ve törenlere katılanlar talebelerin evlerine uğrayarak yol boyunca ilahiler söyleyerek amin alayı, şu gösterdiğimiz alay ilerliyor. Alay mektebe vardığında da gülbank çekme olayı var. Mehter Marşı'nda da evet. Buna aşinayız. Belki siz burada bir gülbank metni var, biraz sonra okursunuz. Hocam, mesela burada hocam bir amin alayının sokakta ilerleyişini görüyoruz. Gördüğünüz gibi öğrenci giydirilmiş, kuşatılmış, ata bindirilmiş, işte aile büyükleri, çocuklar. Şu arkada öğrenciler, bakın, hoca burada. Öğrenciler şurada resimde görüyoruz. Buradan. Arkada da kızlar var demek. Arkaya doğru, evet, kızlar ve erkek çocuklar. İlahi söyleye söyleye gidiyorlar. Bu mahalleli, resim kime ait acaba? Resim Heykel Müzesi'nde bunun aslı hocam. Ve tabii bir de okuma merasimi, camiler de yine bu anlamda. Bu da mesela Ayasofya Camii'nde çocukların hocadan ders okuyuşunu görüyoruz. Bu da cüz kesesi. Tabii bu saraya ait bir cüz. Evet. İlk okuma kitabı olarak. Bu da bir elifba cüzü. Burada gördüğümüz gibi besmele. Rabbi yessirle başlar, evet. Evet. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temin bil hayır. Manası nedir hocam? Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamlamayı nasip eyle. Evet. Hocam amin alayı kısaca böyle tabii. Amin alayı ile ilgili söyleyecek pek çok konu var ama ana hatlarıyla böyle özetleyebiliriz. Evet, ama çok önemsenen, çok değer verilen, mahallenin alimlerinin, fazıllarının katıldığı. Herhalde bölgeden bölgeye, Rumeli'de mesela acaba nasıldı? Oralarda çünkü çok canlı oluyor bu şeyleri biliyoruz. Tabii biz genellikle İstanbul ağırlıklı konuşuyoruz ama oralarda da, Anadolu'da daha farklı, belki Selçuklu geleneğinin yer yer böyle izlerinin olduğu mutlaka törenler yapılıyor. Bunların karakteristik özellikleri aynı ama uygulamalarda ayrıntıları var. Bu ayrıntılar da önemsiz deyip geçemeyiz. Ama çalışılması gereken. Bundan sonra biraz galiba artık mikro tarih düzeyde bunlar çalışılacak. Tabii çocukların oyun eğlencesi düğünlerde, bayramlarda da son derece önemseniyor hocam. Mesela burada bu Dohson'dan bir resim. Çocukların kurban bayramına hazırlanışlarını, yani bayramlık kıyafetleriyle çocuklar bu resimde karşımıza çıkıyorlar hocam. Evet, şu kıyafetlere bak. Evet. Oyun hayatları var çocukların. Geleneksel oyunları var. Bir şeye uğradığı zaman, tabii çok o konuya girmedik. Mesela babası çocuğa çok şiddet uygulamışsa, mesela buna mahkemenin müdahalesi var. Yani evet. Alıp elinden alıp değil mi? Aynı elinden alıp koruyucu aileye başka veriyor. Hocam ben aslında şu mezar taşıyla programa veda edelim istiyorum ama siz bir büyük tarihçimiz olarak bize tarihi perspektif ışığında tarihte çocuğun adı, çocuğun yeri, çocuğun konumu, çocuğa bakışla ilgili bir değerlendirme yapsanız, sonra da şu resmin hikayesiyle veda etsek diyorum. Ne dersiniz? Çok güzel. Tabii önemli bir konu bugün ele aldığımız konu. Belki uzun uzadıya üzerinde durulması gereken, değişik coğrafyalarda, değişik devletlerde nasıl olduğuna dair önemli bir konu. Şunu bilelim ki konuyla ilgili malzeme yok değil. Yani bazen böyle şikayetler yapılır. Neyi çalışacaksınız falan şeklinde. Oldukça zengin malzeme olduğunu, hukuki nitelikli, ahlaki nitelikli veya toplumdaki görünürlülüğü, kamu alanındaki görünürlüğü ilgili konuların olduğu şüphesiz. Ve zengin bir, zengin ve renkli bir
tarihe bu manada sahibiz. İnşallah bu konu çalışılır. İleriki yıllarda çok daha zengin bir muhteva ile çocuk programları, çocukların geçmişteki durumları incelenir diye bir temenniyle bitirmek isterim ben şahsen. Şimdi müsaadenizle bu fotoğrafın çok duygusal bir hikayesi var. Evet. Aynı zamanda aslında bizim toplumumuzda yani tarihimizde hem kadına hem çocuğa bakışı da ortaya koyan bir fotoğraf diye düşünüyorum hocam. Bir bayan mezar taşı olduğu evet, belli. Evet, bu bir mezar şekli. Taşı. Çok nadir örneklerden hiç belki bir ise. İkinci bir örneği var mı acaba? Ama yani bunu düşünen, bunu akleden baba, sanatkar ve onun üzerinden kadına ve çocuğa bakış, kadını ve çocuğu algılayış, onun arkasındaki duygu son derece önemli çok. Hocam. Kameramızın ben biraz resmimize odaklanmasını istirham edeceğim. Aynı zamanda mezar taşının çizgileri şekli, de ortaya çıkıyor. Çizgi, evet, şimdi doğru. Bir defa şöyle söyleyeyim. Bu iki kişinin mezar taşı. Evet. Sevgili seyirciler, bu gördüğünüz anne ve oğul değil mi? İki kişinin mezar taşı. Evet. Bu anne, bu da oğul. Peki nedir bu mezar taşının hikayesi diyorsanız, siz mezar taşımıza bakarken ben de bir iki cümleyle bunu ifade edeyim. Bu mezar taşı hamile iken bebeğiyle birlikte vefat eden bir annenin ve evladın hatırasını yansıtıyor. 1248 hocam. Yani tahminen hangi? 1248-1834. 33-34 olur. Evet. 1833-34'te Şerife Hanım ve oğlu Seyit Mustafa için yaptırılmış bir mezar taşı. Çocuğunu doğururken vefat etmiş. Babası da onların mezarına böyle bir mezar taşı yaptırmış. İlmiye sınıfına ait bir aile. Ya çok duygulanıyorum ben bu çok manidar. Evet, biraz resme bakarken biraz. Hakikaten Hafız Osman Efendi. Asıl burada benim takdir ettiğim baba. Hafız Osman Efendi. Eşi vefat edince ve çocuğuyla beraber böyle bir mezar taşı yaptırmış. Bugün bu mezar taşı Türk İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Evet, rahmetullahi aleyha diye başlamış değil mi? Evet, hocam bu mezar taşı ile birlikte veda edelim. Evet. Müsaade ederseniz ama sizi de etkiledi mi bilmiyorum bu çok mezar taşı. Çok etkiledi, çok yani. Ve ikinci bir örneğini zannetmiyorum olsun böyle bir şey. Sevgili seyirciler, evladı iyalinizle, eşinizle, ahbabı yaranınızla, ebeveyninizle, dostlarınızla, çevrenizle sıhhat ve afiyet üzere hakkı ve hukukuna riayet edilen bir ömür niyazıyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Bir sonraki Tarih Söyleşileri programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.